أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على شيخنا. صلوا على شفيع جنوبنا محمد، اللهم صل على شيخنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranlar başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lalegül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim İki aydır dua ediyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep i Şerif ayı geldiği zaman yapmış olduğu bir dua vardı ve bize tavsiye etmişti. Neydi o? Allahümme bâlik cenafiyura ve bebe Şaban ve beli ramadan. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua ediyorduk. Elhamdülillah artık yani e, Ramazan-ı Şerif ayının gölgesi de üzerimize düştü diyebiliriz. Ee, önümüzde efendim Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Ümmetin ayı geliyor. Yani işte iki aydır yapmış olduğumuz dua inşallah kabul olacak. Rabbim Celle Celaluhu her bireylerimiz Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmak nasip eylesin. Gecesini gündüzünü en güzel şekilde ihya'ya bizleri muvaffak eylesin. O 11 ayın sultanı olan, başı rahmet olan, ortası mağfiret olan ve sonunda cehennemden kurtuluş olan o ümmetin ayında... Rabbim Celle Celaluhu her bir ellerimizi o ayın başındaki rahmetten istifade etmek, ortasındaki mağfirete mazhar olmak ve sonunda da cehennemden kurtulmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'ten şöyle bir bahsedelim, bir giriş yapalım. Yani Ramazan ayına bir giriş yapıyoruz. Kısaca bir bahsedelim. Nasıl bir ay? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurdu, neler duyurdu? Değil mi? Bu konuda inşallah bir bilakere ve mütala yapalım. Ve böylece Ramazan-ı Şerif ayına şimdiden hazırlanmış olalım. Evet yani çok büyük bir ay değil mi? Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Hani inne şehra ramazane şehrun azimun. Muhakkak Ramazan ay çok büyük bir ay. Çok büyük bir ay derken hoca efendi yani normal aylar 29-30 çekiyor da Ramazan ay 40 gün mü çekiyor? He? Yani günler 24 saatte bu 30 saat falan mı? Ha onun büyüklüğü öyle gün fazlalığıyla, saat fazlalığıyla, hacimle, cisimle vesaireyle değil. Onun büyüğü nedir? Manevi bakımdandır. 11 ayın sultanıdır. Çünkü Ramazan ayı öyle bir ay ki allah Teala Kur'an'da ismini zikretmiştir. Değil mi? Bak Mevla'nın kelamı. He, haline gelmiş. Şeyh Ramazan ellezî unzile Kur'an. Yani Ramazan ayı öyle bir aydır ki Efendim kendisine Kur'an indirildi. Dolayısıyla Ramazan ayı böyle bir ay kıymetli kardeşlerim. Öyleyse ne yapacağız? Kendisinde Kur'an indirilen o ay. Bir manada aynı zamanda ne oluyor şimdi? Hani Ramazan deyince akla oruç geliyor ama aynı zamanda Kur'an da geliyor. Kur'an ayı. Kur'an çünkü o ayda indirildi ve Ramazan ayı çok kıymetli oldu. Yani bir kansız, cansız bir gece Kadir gecesi he Leyletül Kadir hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan hayırlı oldu. Niçin? İçinde Kur'an var diye. İçinde Kur'an olan Kadir gecesi bu kadar kıymetli. İçinde Kur'an olan Kadir gecesi de yine Ramazan ayının içinde. Yani Kur'an aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayında indirildiğinde zaten Mevla beyan ediyor. Ha sadece aslında Kur'an değil. Bakıyoruz efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarına, bazı hadis-i şeriflere. Mesela efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? Nezele suhufu İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a inen suhuflar, sahifeler. Malumunuz 104 kitap vardır. 4 tanesi kitaptır, 100 tanesi suhuftur. İbrahim Aleyhisselam'a da 10 sahife inmiştir. İşte İbrahim Aleyhisselam'a inen sahifeler ne zaman inmiş? Evvele leyletin mişeh Ramazan. Ramazan ayının ilk gecesi indi. İlk gecesi. Hani ilk teravih kılacağız ya. İlk teravih kıldığımız gece İbrahim Aleyhisselam'a efendim o sahifeler nazil oluyor. Demek ki Mevla Teala ne yapıyor? Bak seçiyor, seçmiş. Sadece demek Kur'an değil. İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifeler de. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları veçile mealen ifade edelim. Tevrat da Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat da Ramazan ayının altıncı gecesi. İsa Aleyhisselam'a verilen İncil Ramazan ayının 13. gecesi yine başka bir hadis-i şerifte Davud Aleyhisselam'a verilen zebur da ne zaman? Ramazan-ı şerifin 12. gecesi indirilmiştir buyruluyor. Yani demek ki böyle bir aydayız kıymetli kardeşlerim. Adeta Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu Ramazan ayını ilahi kitapları indirmek için tahsis etmiş. Böyle bir ay. Evet Kur'an inmiş. Bu ayda inen Kur'an'ı Rabbim kalplerimize de indirsin. Evlerimize, ocaklarımıza, hayatımızın tamamına o Kur'an'ı indirsin. Ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp Kur'an'i bir hayat, Kur'an'i bir nizam, Kur'an'i bir yaşam Rabbim Celle Celalı e cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Ramazan Şerif ayı böyle bir ay. Ve şimdi Ramazan ayında Ramazan ayı geliyor ya yani ne oluyor acaba? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir takım hazırlıklardan da bahsediyor. Nerede yapılıyor bu hazırlık? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel cennete lezuyyenu minel havli ilel havli bişehr ramadan. Cennet Ramazan ayından Ramazan ayına ne yapılır? Tezin edilir. Süslenir. Yani te e hazırlanır. Demek cennet hazırlanıyor. Kim için hazırlanıyor? Ehli için. Ramazan ehli için. Öyle şimdi madem Ramazan ayından Ramazan ayına he bu cennet eğer madem süsleniyorsa, tezin ediliyorsa, hazırlanıyorsa demek ki Ramazan ayındaki bazı kimseler ne yapacak? O cennete nasip olacak. O cennete girmeyi hak kazanacak. E öyle ya başı rahmet olunca Ortası mağfiret olunca o rahmete mazhar olup mağfirete de efendim e, Allah'ın mağfiretine de mazhar olursa ve sonunda da cehennemden kurtulmak elbette nasip olur. Ve ondan sonra da hakikaten bayram yapmak nasip olur yani. Evet demek ki böyle bir gece kıymetli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi. Tabii o hadis-i şerifin sonunda devam ediyor. Bakın feyda hala Ramazan. Ramazan ayı girdiği zaman kaletil cenne. Cennet ne der? Bak şöyle diyor. Allahu mec'al li fi de şehri min ibadik. Ey Allah'ım bu ayda kullarından bana nasip ayır. Cenneti görüyor musun? Cennet dua ediyor. Ya Rabbi kullarından bu ayda bana nasip ayır diyor. Ha dolayısıyla cennet nasibini istiyor. Sen de cennetten nasibini istersen bu sefer ne olur? Talepler birleşir, talepler buluşur ve cennet istediğine kavuşacak. Sen de cenneti istiyorsun, cennete kavuşmuş olacaksın. Bir nillahi teala. Evet cennet demek nasibini istiyor. Cennetin aşık olduğu kimseler var kıymetli kardeşlerim. Evet cennetin aşık oldukları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etti. Kimmiş onlar? Cennet Hazreti Ali'ye müştak, ona aşık. Selman radıyallahu anh'a aşık. Ammar radıyallahu anh'a aşık. Evet demek cennetin sevdiği kimseler var. Cennetin he, istediği kimseler var. Cennetin aşık olduğu sahabeden hani üç kişinin dışında cennetin gene istediği, arzu ettiği ve aşık olduğu kimseler var. Resulullah beyan etti. Kim onlar? Bakın ne buyuruldu? Dört kimseye cennet aşık. Dört kimseyi cennet demek ki ağırlamak için. He? Yani onu cennette hani Mevla'dan istedi ya, nasip istedi ya, işte onları özellikle istiyor. Kimmiş bunlar bakalım? Bir, Ramazan orucunu tutanlar. Ramazan orucunu tutanlara da cennet aşık. Zaten Ramazan ayı girdiği zaman Mevla'dan nasibini istemedi mi? Ha, bu Ramazan ayında oruç tutuyorsun. Oruç öyle bir ibadet. İnşallah önümüzdeki derslerde anlatacağız. Yani karnın aç, marketler dolu, manavlar dolu, buzdolabı ağzına kadar yiyecek dolu. He, akşam oturmuşsun, iftarı bekliyorsun. Önünde çorba tütüyor sıcacık. Efendim önünde su, buz gibi su diyelim. Sen susamışsın, acıkmışsın. Ne yapmıyorsun? Efendim su içmiyorsun. Çorbaya kaşık sallamıyorsun. Sırf Allah için yemiyorsun, içmiyorsun. Her şey olmasına rağmen. Yani bu çok büyük bir ibadet. İnşallah anlatacağız önümüzdeki derslerde. Dolayısıyla cennet Ramazan orucunu tutanlara müştak. Demek biri bu. İki, Kur'an okuyanlara Ramazan ayı aynı zamanda nedir? Kur'an ayıdır. Değil mi? Yani Cebrail aleyhisselam gelirdi her Ramazan. O güne kadar inmiş olan, nazil olmuş olan Kur'an'ı okurdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dinlerdi. Yani bazen Efendimiz okur, Cebrail aleyhisselam dinler. Bazen Cebrail aleyhisselam okur, Efendimiz dinler. Ama daha çok Cebrail aleyhisselam okurdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dinlerdi. Yani işte buradan, mukabele buradan geliyor. Dolayısıyla Kur'an okuyanlara da cennete aşık. Evet kıymetli kardeşler. Tabi Kur'an'ı okuyacağız ve dedikleriyle amel edeceğiz. Haramını haram, helalini helal bilip Allah'ın emirlerine yapışıp muti olup haramlarından ne yapacağız? Kaçınacağız. Yani Kur'an okuyanlar derken aynı zamanda da efendim amel edenler bunu da anlamak lazım. Demek iki Kur'an okuyanlara aşık. Üç diline sahip çıkanlara. Bak bu dil çok önemli. He? Islak yerde dır 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 vır 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 konuşuyorsun ama Ramazanda biraz demek dikkat etmek lazım. Her zaman dikkat etmek lazım da. Yani oruçluyken oruçlusun, midene oruç tutturuyorsun ama sadece midene değil. Dilimize de, gözümüze de, kulağımıza da, değil mi? Oruç tutturmak lazım. Ve burada bakın ne deniyor? Diline sahip çıkanlara cennet açık. Demek ki yalanlar, dolanlar, dedikodular, gıybetler, gereksiz boş beleş muhabbetler ona sallamalar, buna sövmeler, buna hakaretler. He? Ah 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 ah. Yani bazı ibadetleri beceriyoruz, yapıyoruz ama şu dilimize ne yapamıyoruz? Sahip çıkamıyoruz. Hele bir de ayağına bastılarsa, hele bir de damarına bastılarsa nasıl konuşuyor, nasıl sövüyor, nasıl hakaret ediyor? He? Neler 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 uyduruyor. Bu dil var ya bu dil. Adamı cehenneme de sokar, cennete de sokar. Onun için diline sahip çıkana cennet bile aşık. Ama diline sahip çıkmazsan, he, ona buna dır 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 vır 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 konuşursan, aleyhine yalanlar, dolanlar, iftiralar edersen, o zaman sen cenneti boş ver kimse sevmez ya. İtici, ikra edici. He? Bir hal alır, bir durum alır. Onun için tatlı söz söylemek lazım. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Hani yılanı bile düşün yani. Evet, Rabbim hepimize böyle tatlı dilli olmak nasip eylesin. Yumuşak olmak nasip eylesin. Ama tabii hakkı hakikati savunmak konusunda, değil mi? Allah'ın emirlerini beyan etmek, nehilerinden kaçınmak konusunda, nehyani müker yapmak konusunda elbette ne yapacağız? Konuşacağız, anlatacağız. Hakkı hakikati elbette duyuracağız. Ama şahsi meselelerde müşahhaslaştırarak, e şimdi söversen, hakaret edersen bunlar olmaz. Haklı, doğru, yerinde tespitler ve eleştiriler. Eyvallah ama hakaret, sövgü, iftira, yalan, dolan asla Müslümana yakışmayacak şeyler. Dolayısıyla Müslümana yakışmayacak huylarla efendim, vas e, e, muttasıf olan bir kimseyi de cennet elbette sevmez. Onun için demek cennetin aşık olduğu kimselerden biri de diline sahip çıkanlara. Dört komşusunda ikramda bulunanlara da aşık. Yani komşusuna, etrafına, akrabasına, he, garip kureba, fakir fukara yani yokluk içinde olanları da gözetmek. Kendi imkanın nispetinde yani. Anlıyor musun? Dolayısıyla bunlar da demek ki önemli şeyler. Etrafını kayırman lazım. İmkanın nispetinde, efendim, imkanın ölçüsünde demek ki komşusunu, etrafını, akrabasını, garibi, gurebayı, fakiri, fukarayı kollayanı da ne yapıyor? Cennet seviyor ona müştak. Demek cennetin Ha şimdi Hazreti Ali'ye, Hazreti Selman'a, Hazreti Ammar'a radıyallahu anh'ım cennet evet aşık Resulullah öyle buyurdu. Ama burada başka kimseye değil anlamı çıkmıyor bak. Dört kişiye daha aşık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanı üzere. Demek ki Ramazan orucu tutanlar Kur'an okuyanlar, diline sahip çıkanlar, komşusuna ikramda bulunanlar da demek ki o listeye dahil oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim, o listelere girmeye gayret etmek lazım. Evet Rabbim bizleri de o listelere dahil eylesin. Çünkü çünkü o listelere bu dünyadan giriliyor. Çünkü cennet bu dünyadan kazanılıyor. Evet dünya Allah'ın katında sivri sineğin kanadı kadar değeri var mı? Yok. Ama dünya şu yönden çok kıymetli. Efendi Aleyhisselam öyle buyurmuştu. Dünya cenneti kazanmak bakımından çok önemli. Çünkü he, cennet, e, şeriat cennetin anasıdır buyurdu. Şeriat cennetin anasıdır. Efendi Aleyhisselam buyurdu. Dolayısıyla o şeriatı da nerede yaşıyorsun? Burada yaşıyorsun. Oruç tutuyorsun, şeriat. Kur'an okuyorsun, şeriat. Zekat veriyorsun, şeriat. He? Teravih kılacaksın, mukabele okuyacaksın. Bak şimdi Ramazan geliyor, gece kaim, gündüz sahip. Yani ne kadar mübarek bir adam olacak herkes. Herkes derken bunu yapanlar yani. Yoksa tabii ki mübarek değil, ne mübarek yani. Evet, evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki cennet nereden kazanılıyor? Buradan kazanılıyor. Hani Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken yedinci kat semada İbrahim aleyhisselam ile görüştü, konuştu, değil mi? Merhabalaştı. Ve orada İbrahim Aleyhisselam ne demişti? Bu ümmete selam söylemişti, değil mi? Akli ümmete keminni selam. Ümmetine benden selam söyle diyor. Ümmetine benden selam söyle. Cennette, cennetin arazi geniş, toprağı verimli. Orada ağaç dikmeye gayret etsinler. Ağaç diksinler. Nasıl dikecekler? Yani tema vakfına gidelim de müracaat edelim, üye olalım, aidat yatıralım falan mı? değil. İşte bak dünyadan kazanmak o. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bunu dediğin zaman ben şimdi dedim mi mesela ha cennette bir ağacım oldu. Ya görüyor musun? Hoca efendim bir tane ağaçtan ne olur ya? Ne istiyorsun sen? Orman mı istiyorsun? Çok söyle. Çok söyle. Tutan mı var? Dilinde ıslak yerde. Gereksiz mevzular yapacağına, geyik muhabbetleri yapacağına, Allah de. La ilahe illallah de. Subhanallah de. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber de. Bunların hepsi bak ne yapıyor? Cenneti kazanıyor. Evet, dünyada yaptığın her amelin iyi ya da kötü fark etmez. Ahirette karşılığı var arkadaşlar. Feme yamel mizkale zerratin hayra yara ve men yamel mitkale zerratin şerra yara. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin karşılığını, şer de yapsan göreceksin. İyi ya da kötü şu anda sohbet dinliyorsun. Karşılığını göreceksin bak. Merak etme. Ha, ama yanlış şeyler seyrediyorsan, yanlış efendim adreslerde surf yapıyorsan, internetlerde şurada burada, e bunu da göreceksin yani. Ha, eyvah hoca efendi ne yapacağız şimdi ya böyle de bir şeylerimiz oldu. Tevbe edersin. Tevbe kapısı da açık. He? Rahmet ayına giriyoruz. Mağfiret ayına giriyoruz. Cehennemden kurtulacağı ayına giriyoruz ya. Sonunda da bayram olacak. Ya onun için af kapıları çok, mağfiret kapıları çok. Kul beşer, bazen şaşar, hataya düşer. Olabilir ama tevbe etmeyi de bilmeli. Pişman olmayı da bilmeli. Rabbisinin kapısına yüz sürmeyi bilmeli. Evet kıymetli kardeşlerim. Cennet bu dünyadan kazanılıyor. Hani kitaplarda pehlül daneden bahseder. Allah delisi meczup bir zattır. Hani bazı rivayetlerde Harun Reşid'in üvey kardeşidir de derler. Hani meczup Allah delisi bir zat ama öyle sözler söylüyor ki hep hikmetli sözleri de var. Bir gün aşağıdan beriden bu tarafa doğru gelirken birkaç kişi de kafalar güya dediler yani bunu bir, bir tiye alalım bir kafaya alalım bakalım falan diye önünü kestiler. Ey Pehlül nereden geliyorsun dediler. Pehlül Dana ne dedi onlara? Dedi cehennemden geliyorum. Deyince şaşırdılar. Ya sen ne diyorsun cehennemden mi geliyorsun? Evet. Güya kafaya alacaklardı. He? E peki niçin gittin cehenneme? E dedi biraz ateş lazım oldu da onun için gittim. E hani ateş almamışsın? Yoktu dedi. Ateş yoktu. Ya nasıl olur cehennemde ateş olmaz mı? Cehennem deyince akla efendim, alevli bir adres geliyor. Dedi gittim. Dedim ki bana ateş lazım. Bana dediler ki senin burada ateşin yok ki sana ateş verelim. Senin ateşin yok. Başkasının ateşini sana veremeyiz. Deli miymiş, veli miymiş, Anlıyor musun? Aslında onlara ders veriyor. Yani bu dünyada boş boş muhabbetler yapıyorsunuz ya. Bak benle alay edeceksin, onunla efendim, hakaret edeceksin, onunla aleyhine konuşacaksın. Hep ne yapıyorsun? Cehennemde ateşini harlatıyorsun, hırlatıyorsun. Ya o zaman ne olur cehenneme? İstemesen de girersin. Ama günahın yoksa Günah işledin tevbe edersen cehenneme sen ateş götürmüyorsun ki seni cehenneme almıyorlar. Ateş vermiyorlar bak. Aynı şekilde cennet de öyle. İbadetini taatini yaparsan cennette köşkünü villanı he arazini ağacını ormanını her şeyini yaparsın. Ama sen ibadetin yoksa taatin yoksa aman Ramazan mı gelmiş şevval mi gelmiş umurunda olmazsa gitmek istesen de cennete girmek istiyorsun almazlar. Niye evin yok ki? Evet. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki cennet nereden kazanılıyor? Dünyadan. Buradan kazanılıyor. Bak tam yerindeyiz ya. Gözümüzde fer var. Ayağımızda derman var. Seni tutan yok. Namazını kıl. ibadetini yap. Orucunu tut. He kimse tutmuyor seni. Ama haram işleyeceksin onda da kimse tutmuyor. Özgürlük var. Evet özgürlük var. Gavur da olabilirsin. Mümin de olabilirsin. Cehennemin dibine kadar gitme özgürlüğünde var. Cennetin firdevsi alalarına kadar çıkma özgürlüğünde var. Özgürlüğünü kullan kardeşim. Evet. Evet. Rabbim bize o bahşettiği özgürlüğü cennet yolunda tercihe kullanmak nasip eylesin. İbadetin tadını, imanın halavetini bizlere ihsan eylesin. Hani bir hadis-i şeriften buyuruldu. İnne temenel cennet et ve terkü dünya cennetin parası inne semen el cenne, muhakkak cennetin parası nedir Ettaatü, itaat etmek ve terkü dünya ve dünyayı terk demek cennetin bir parası var sevap ya cennette dolar geçmez euro geçmez bitcoin bitcoin geçmez ne geçiyor sevap geçiyor hani bazen diyorsun yani ya, anlatıyorsun bunu yaparsan sevap var bunu yaparsan sevap var hoca efendi o sevap bu sevap bu kadar sevabı ne yapacağız bana ver Verir misin be? He? O bir sevap var ya, bir sevap bile adamı ipten alır, kodesten kurtarır, cehennemden kurtarır. Kimin mizanı ağır gelirse, bir sevapla bile ağır gelse yırtıyorsun, kurtuluyorsun ya. Çok ihtiyacımız olacak. Evet. Sevaba ihtiyacımız olacak. Sevaplar bizim gelirimiz, cennetin parası. Günahlar da gider. Giderimiz çok fazla. Masraf çok. Eğer gelirin giderini karşılamıyorsa he, evine icra gelir. Hapse düşersin dünyada bile böyle ya. Evet. Demek ki ne yapacağız? Cenneti dünyadan kazanacağız. İşte Ramazan-ı Şerif ayı ne faziletler var, ne kazançlar var. He? İbrahim Nehai Hazretleri ne diyor? Ramazanda diyor bir oruç, bin oruç gibi. Bir tesbih, bin tesbih, bin namaz, bin namazdır diyor ağzın boş durmasın. Hem oruçlusun. Yani oruç öyle bir şey ki oruçlu adam uyusa bile uykusu bile ibadet. Bak uykusu ibadetse e, uyanırken e, bir de tesbih etse adam Allah dese, la ilahe illallah dese, subhanallah dese. He? Zaten namazlarını kılıyor, teravihlerini kılacak, mukabeleyi okuyacak. Yani hakikaten acayip bir kazanç var. Manevi olarak Ramazan ayı girdiği zaman diyelim ki manen bir adam he, fakirin de fakiri olsa bir adam Ramazan ayını ibadetiyle geçirdiği zaman bayrama var ya he dünya zenginleri listesinde girebilir. Yani manen diyorum. Öyle ya, manevi zenginlik, fakirlik de var yani. Rabbim bize maddi manevi zenginlerden eylesin. Hazine-i gaybından lütfeylesin. Muhtacına muhtaç etmesin Rabbim. Ve şu Ramazan-ı Şerif ayını en güzel şekilde orucuyla, teravihiyle, mukabelesiyle. Yani işte infaktır, zekattır, kumanyadır, fitredir. Hem mali hem bedeni ibadetleri en güzel şekilde yapabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim konumuza devam edeceğiz. Ama kısa bir ara aranın ardından tekrar burada olacağız inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde Ramazan-ı Şerif ayı, 11 ayın sultanı geliyor. Dolayısıyla o mübarek ayın gölgesi adeta üzerimize düştü. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'le alakalı ne yapıyoruz? Bir müzakere, bir mütalaa, bir dertleşiyoruz, bir konuşuyoruz. Dolayısıyla bu bölümde de birkaç tane hadis-i şerif sizlerle paylaşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakalım yani bu Ramazan-ı Şerif'le alakalı pek çok hadis-i şerifler var tabi. Birkaç tanesini inşallah sizlerle birlikte müzakere ve mütala edeceğiz. Bakın bunlardan bir tanesi Ahmed İbni Hanbel'in rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Es-siyamu vel Kur'an yeşve'ani dil abdiyem vel kıyame. Oruç ve Kur'an kıyamet günü kula ne yapacak? Şefaat edecekler. Yani şimdi Ramazan ayı, ne ayı, oruç ayı diyoruz. Çünkü e, oruç Ramazan ayında farz kılındı. Yani Femen şey deminkümü Şehrafe Elyesum her, her kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun buyuruyor. Sen senenin efenin başka günlerinde de oruç tutabilirsin, başka aylarda da ama onlar ne olur? Nafiledir. Ama Ramazan'da ne yapacağız? Mutlaka tutacağız çünkü Allah Teala emretmiş. Ha bir de nedir? Kur'an aydır. Şehrü Ramazan ellezî inzile fîl Kur'an. Çünkü Kur'an Ramazan ayında indirildi. Madem bu ayda Kur'an indirildiyse öyleyse ne yapmak lazım bu ayda çokça Kur'an okumak lazım. Ve nitekim zaten ne yapıyorsunuz? Mukabele okuyorsunuz. Mutlaka herkes en az bir hatim indiriyor şu Ramazan ayında. İşte oruç ve Kur'an ne yapacak? Kıyamet gününde kula şefaat edecekler. Yakulu sıyam. Oruç diyecek ki. Yani nasıl şefaat edecek? Mevla'ya diyor ki. Ey Rabbi. Menâkü ve şehevâti bin neher. Yani ben kulunu gündüz yemekten ve şehvetinden men ettim. Yani yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak durmak oruç. Dolayısıyla hani bu edasının şartı. E, dolayısıyla yani bu sırf oruçlu diye Orucu da sen emrettin diye. Ya Rabbi ne yaptı? Bundan uzak durdu. Dolayısıyla feşeffi'ni fihi. Beni onun hakkında şefaat çıkıl. Yani oruç ne yapacak? Allah'a böyle niyaz edecek, böyle efendim ricacı olacak. Ve yakulul Kur'an ve Kur'an da diyecek ki menatuhu nevme billeyli. Ben onu gece uyumaktan menettim. Yani gece uykusuz bıraktım onu. Yani niçin? Gece kalktı hem savura kalkıyorsun hem de ne yapıyorsun? Açıyorsun Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Allah'ın kelamını okuyorsun. Belki insanlar uyuyor ama sen ne yapıyorsun? Kur'an okuyorsun. Demek ki hani gecede Kur'an okumak lazım. İnsanlar uyurken Kur'an okumak lazım. E sadece Ramazan ayında değil her zaman. Bu gecede oku, yarın gecede oku. Ramazandan sonra da değil mi? Kur'an bizim efendim, Rabbimizin kelamı. Hazreti Ömer radıyallahu anh alırmış Musaf'ı öpermiş. Hâzâ menşûru Rabbi. Bu benim Rabbimin divanıdır dermiş. O ayetler bağrına basıyor yani. Dolayısıyla ben diyor Kur'an-ı Kerim diyor ki e, ben bunu uykusuz bıraktım. Feşeffi'ni fihi Yani onun hakkında beni şefaat kıl. Kal feşfe'an ve buyuruyor ki ikisi de ne yapacak? Şefaat edecekler. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani oruç ve Kur'an'ın böyle neyi var? Bir e, allah Teala onlara bir tasarruf veriyor. Şefaat etme hakkı veriyor. Onlar şefaat etme hakkı var ama bizler de efendim, şefaat edilme hakkını ne yapmamız lazım? Elde etmemiz lazım. Onun için orucumuzu güzel tutacağız. Onun için he, Ramazan ayında Kur'an bizim Başucu kitabımız olacak adeta. Kur'an'ı elimizden ne yapmayacağız? Bırakmayacağız kıymetli kardeşlerim. Evet yine bakın başka bir hadis-i şerif. Hadis-i buyuruluyor ki bakın. inni ataytu ümmete Muhammedin nurayn. Ben ümmeti Muhammed'e iki nur verdim diyor. Keyla yallurruhum zulmetan. Ha, iki nur veriyor ama niçin veriyor? İki karanlık zarar vermesin diye ben ümmeti Muhammed'e iki nur verdim. O iki nur neymiş? Fekale Teala nuru Ramazan ve nurul Kur'an. Bir Ramazan nuru bir de Kur'an nuru. Demek Ramazan nur. Ramazan ibadetle geçiren, gece kaim, gündüz saim, ibadetle, taatle, mali bedeni ibadetiyle he, şu Ramazan ayını bitirenler demek ki ne yapacak? Ahireti nur olacak, aydınlık olacak. Öyle ya madem cennetini bile dünyadan mamur ediyorsan, Değil mi? Kıyamet gününde ışığını nereden alacaksın? Nurunu nereden alacaksın? Yönünü, yolunu nereden bulacaksın? Evet kıymetli kardeşlerim. Peki iki nur neydi? Birisi Ramazan, birisi de Nurul Kur'an. Kur'an'ın nuru. Peki o iki zulümat ne? İki zulümat karanlık da zulmetül kabri ve zulmetü yevmil kıyame. Bir kabir karanlığı, bir de kıyamet gününün karanlığı. Evet kıymetli kardeşlerim. El kabru. Kabir imma ravlatu min riyadil cinan ve imma hufretin min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Yani orayı cennet bahçesi yapmak bizim elimizde. Evet bu mübarek aylar onun için recepler, şabanlar, ramazanlar, oruçlar, zekatlar, fitreler, teravihler, mukabeleler hepsi hepsi He? Dünyada da seni ne yapacak? Huzura gark edecek, işlerin rast gidecek, mutlu, huzurlu, ülfet ve muhabbet içerisinde bir hayat süreceksin ama ölümden sonrasını da tanzim ediyorsun. Ebedi hayatını mamur ediyorsun. Kabrini de ahiretini de nurlandırıyorsun. Evet. Florasanını, lambanı, ışığını buradan götüreceksin. Yoksa ahirette he? Nereden ışık alacaksın? Milletin ışığıyla da bir yere kadar gidiyorsun. Ondan sonra zaten sönüyor. Her tarafın efendim duvarlarla çevriliyor. Karanlık içerisinde kalıyorsun. Mevla Teala hep anlatıyor bunları Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla demek ki yani böyle bir durumda söz konusu. Evet. Yani neymiş bakın? İki karanlık zarar vermesin diye Mevla iki nur yaratıyor. O iki nur işte bir Ramazan'ın nuru, bir Kur'an'ın nuru. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu nurlardan tam manasıyla istifade edebilmek nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Yine bir hadis-i şerifte uzun bir hadis-i şerif fakat çok önemli. Selman radıyallahu anh rivayet ediyor. Selman radıyallahu anh biliyorsunuz altın silsilenin altın halkalarından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'dan sonra o manevi emaneti Selman-ı Farisi radıyallahu anh almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında ehli beytimdendir buyurduğu çok büyük sahabi, maneviyat ehli. Onun rivayeti yani Şaban ayının son günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe veriyor. Ve bu hutbede de Ramazan ayı ile alakalı bazı malumatları ashabına özelde ve genelde de bütün ümmetine ne yapıyor anlatıyor. İnşallah o hadis-i şerifi sizlerle paylaşalım ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu Ramazan ayının ile alakalı yani bahsetmiş olduğu meselelerin özeti de aslında bu hadis şerifte. Bakalım ne buyurdu Bizlere neler duyurdu? Anselman el Farisi radıyallahu an. el Farisi radıyallahu an rivayet edilmiştir. Kal katabena Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme akhira yevmin min şaban. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaban ayının son günü bize bir hutbe verdi. Şaban ayının son günü yani düşün Ramazan ayının ayından bir gün önce. Ertesi gün Ramazan ayı olacak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ashabını ne yapıyor bak uyarıyor. Anlatıyor, öğretiyor. He? Her meseleyi öğretti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. Bir baba gibi en küçük detaya kadar halaya hangi ayakla girilecek, hangi ayakla çıkılacak. Sofraya efendim neyle sofraya oturduğu zaman yemeğe neyle başlanacak, neyle bitirilecek değil mi? Hepisini hiçbir detay atlamadan bir baba gibi ümmetine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. İşte burada da Ashabına anlatıyor, bütün ümmetine haber veriyor ve bakın Ramazan hakkında bizlere neler buyuruyor. Evet, Şaban ayının son günü bizlere bir hutbe verdi. Fekal ve buyurdu ki, Ya eyyühennâs, ey insanlar, kad ezallekum şehrun azimun şehrun mübârekün. Çok büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Yani Artık efendim e, onun arefesindeyiz demektir. Bir gün sonra demek e, Ramazan ayı ya işte onu ifade ediyor. Çok mübarek ve çok büyük bir ayın gölgesi üzerine, üzerine düştü. Fihi leyletun hayrun min elfi şehrin yani öyle bir ay ki o içinde bin aydan hayırlı olan kadir gecesi bulunan bir aydır. Kadir gecesi bunun içinde. Dolayısıyla bin aydan hayırlı. E bir gece öyleyse e Ramazan ayını sen bir düşün demek. Ne faziletler var. Ve devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. siyamehu. allah Teala orucunu farz kıldı. Ve ceale kıyame leylihi tatavvan. Gecesinin kıyamını da nafile kıldı. Bu ayda orucu farz kıldı. Gecesinin efendim kıyamını da nafile kıldı. Yani kıyam namazı yani teravih namazında da nafile kıldı. Evet. Çünkü nafilelerle kul ne yapacak? Mevla'ya yaklaşacak. Yetekar rabüleye bin Kul nafilelerle Mevla'ya yaklaşır. Farzları zaten mecbur yapacaksın. Hepimiz yapacağız. Bu zaten bir borç. Ama bunun dışında yapmış olduğun nafileler, nafile derken de Türkçe'de kullanıldığı gibi değil. Hani Türkçe'de adam bir şey yapıyor. Ya sen bunu yapıyorsun ama nafile. Yani boşa yapıyorsun. Öyle değil. Nafile üzerine borç olmadığı halde, farz olmadığı halde, vacip olmadığı halde sen ne yapıyorsun? Allah için içinden geliyor bir hayır yapıyorsun. Hasenat yapıyorsun. Mevla bundan razı. İnfak da olabilir. Yani mali de olabilir, bedeli de olabilir yani. Dolayısıyla demek ki orucunu farz kıldı, gecesinin kıyamını da nafile kıldı. Evet. Femen tetavva fi hasletin minel hayr. Her kim o ayda bir hayırla Mevla'ya yaklaşırsa. Yani bir hayırla, nafileyle. Teravih öyle. Kumanyalar dağıtıyorsunuz. Nedir? Bunlar öyle. İnfaklar öyle. Bunun dışında tesbihat, evrat, efkar, mukabele. Misal. Bunlar hep nedir? Nafileler. İşte bunlarla her kim... He? Mevla'ya yaklaşırsa, bunları işlerse, bunun sevabı ne gibi? kâne kemen edde vaten fi Ramazan ayının dışındaki aylarda yapılan bir farz ibadeti gibi. Yani Mevla emretmemiş ama sen gene Ramazan ayı aşka geldin, coştun, ümmetimin ayı dedin, bizim ayımız dedin ve ne yaptın? Bir hayırda bulundun, hasenatta bulundun, efendim bir nafile ibadet yaptın. Başka aylarda yapılan farz ibadeti gibi sevap kazanıyorsun. Peki Hoca Efendi Ramazan'da yaptığımız nafile farz gibi sevap kazanıyorsak e, Ramazan ayında farz ibadetler de var. Değil mi? E, normal beş vakit namaz zaten var. Efendim oruç var, e, zekat var. Değil mi? Bunlar zaten farz olan ibadetler. Peki bunlar ne kadar kazandırıyor derseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Evet, ve men edda fihi her kim bu ayda bir farz eda ederse Kâne kemen edde sevine feriyla tenfi masivahu. Ramazan ayının dışındaki aylarda bir farzı eda etmiş gibi sevap kazanıyor. Affen, 70 farzı eda etmiş gibi sevap kazanıyor. 70 farz. Onun için bizim millet ne yapıyor? Zekatları Ramazan'da vermeye gayret ediyor. Çünkü Ramazan'da verdiği zaman he? Yani 70 sene yaşasa, o kadar zekat verse, ne verecekse Ramazan'da verdiği zaman o kadar vermiş olabiliyor. Ha, ama tabii ne olabilir? Sen bunu seneye de yayabilirsin. Bir ihtiyaçlı gelmiş, adamın bir derdi var, sıkıntısı var. Değil mi şimdi yani? Ona da, ya işte sen biraz bekle de. Ramazan'da vereyim. Hani demiş ya, yaz gelsin, çiçekler açsın da şöyle olsun, böyle gitsin. Hani affedersin bir tabir var, ölme şeyim ölme. Hani buna da dikkat etmek lazım. Çünkü adamın ihtiyacını gördüğü zaman onun da sevabı çok daha başka. Ha, ama buradaki yani fadiletlerden bahsediyoruz. ramazan Şerif ayının üstünlüğünü Kıymetini çok büyük bir ay diyoruz ya. İşte büyüklüğü buradan. 11 ayın sultanı olması buradan. Hakkında ayetler var. Değil mi? İsmi Kur'an'da zikredilmiş. Pek çok hadis-i şerifler varid olmuş. Yani nasıl bir aya girdiğimizi anlayalım. Çünkü iki ay efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayına ulaşmak için dua etmeyi bize tavsiye etmişti. Sen ne kadar etmesen de, her ne kadar unutmuş olsan da, Allah'ım belikle nafi Recep ve Şaban ve bellini Ramazan. Bu duayı yapmamış olsan da, hani ey Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızla bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Niye? Çünkü Ramazan ayı adeta bir ibadet kampı, bir kazanç ayı, sonu da cehennemden kurtuluş ve sonunda da bayram yapıyorsun. Bayram niye yapıyorsun zannediyorsun? Cehennemden kurtulduk ya seviniyorsun yani. Ya. Ha, hiçbir şey garanti değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın müjdeleri de ne yapmış? Demek ki vermiş. Ha Ramazan ayında demek ki bir farzı eda eden Ramazan ayının dışında yetmiş farzı eda etmiş gibi ne yapacak? Sevap kazanacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve devam ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerife. Ve huve şehru sabri. O sabır ayıdır. Yani Ramazan ayı sabır ayı. Niçin? Çünkü Ramazan ayında ne var? E, oruç var. Esliyamü nisfu sabr. Oruç sabrın yarısıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç sabrın yarısıdır. Sabrı bir bütün kabul et. Yarısı sabır. Onun için sabır hakikaten hani vallahi sabirin Allah sabredenlerle beraber buyuruluyor ya mesela inne ma yuwaffa ecrahum bi gayri hisab. Sabredenlerin mükafatı hesapsız verilecek yani. Hesapsız. Ne anlıyor hesapsızdan? Yani ne kadar alacağım var bir hesaplayalım hesap makinesi. Ha şu kadar değil. Hesapsız yağdırıyor böyle. Döküyor adeta yani. Sabrediyorsun. ediyorsun. Çünkü sabır acayip bir şey. Ha sabır derken de üç türlü sabır var. Onu da söyleyelim. Bir, birinci sabır diyelim. Bela ve musibete sabretmek. Bela ve musibete sabretmek. Bela gelir, musibet gelir, sıkıntı efendim olur, deprem olur, yel olur, sel olur neyse. Buna ne yapıyorsun? Bunun şeyine kadar ecri 300 derece. Yani buna bela musibetlere sabredenler 300 derece kazanıyorlar. 300 derece. Ama şimdi bakın ne diyor biliyor musun? İkinci sabır. Allah Teala'nın emirlerini yapmaya devam etmeye sabır. Bak bu çok önemli. He? Yani çok zikzak yapan var. Namaza başlıyor bırakıyor. Tevbe ediyor bırakıyor. Onu yapmayı terk ediyor tekrar başlıyor. Sabredeceksin. Allah'ın emrine de sabredeceksin. Zor gelse de he namazı kılacaksın. Allah'ın emirlerine yapışacaksın. Nefse zor geliyor sana değil. Bir müddet sonra ibadetle, taatle, zikirle, evratla, etkarla, rabıtayla, murakabeyle ne olacak? Gün gelecek sana o ibadet zor gelmeyecek. Hayatının bir parçası olacak. Buna da sabır ne var? 600 derece kazandırıyor. Görüyor musun? Bak bela musibete sabırdan daha çok kazandırıyor. Hoca efendim nasıl oluyor ya adam bela musibet sıkıntı yaşamış. Yaşamış ama hani demiş ya isbiru evlat yasbiru sabretme ya sabretme. Yapacak bir şey yok. Elinden bir şey gelmiyor, bir tercih hakkın yok. O bela gelmiş artık yani. Ha buna da sabretmeyen de var. Sabredersen gene kazanıyorsun. Ama Allah'ın emirlerini yaşamakta sen bir tercih kullanıyorsun. Nefsin istemediği halde orayı tercih ediyorsun. Gayret ediyorsun. Allah'ın emirlerine mutlu oluyorsun. Ne yapıyorsun? Ona sabrediyorsun. Yani onu yapmaya. Nefsin yırtınıyor yırtılıyor istemiyor yapmak. Sen nefsin o efendim seni sağa sola çekmek istemesine sabrediyorsun ama Allah'ın emirlerine riayet ediyorsun. 600 derece kazanıyorsun. Ha bir de ne var? Üçüncüsü, masiyet işlememeye sabretmek. Haramlardan uzak durmaya, Allah'ın nehyettiklerini yapmamaya sabretmek. En zoru da bu. Takva demek zaten he ibadet yapan değil. Haramlardan kaçandır takva olan. Evet, adam namaz kılar ama faizde yer. Adam Kur'an dinler ama şarkıda dinler. He? Bu adam takva mı? Bak Allah'ın emri yapıyor. Ama yasaktan kaçmıyor. İşte yasaktan kaçmak 900 derece. Hele böyle bir ortamda. He? Her türlü melanete çok kolay ulaşabileceğin bir ortamda, bir zamanda, bir devirde haramlardan uzak durmanın sevabı 900 derece. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha şimdi mevzumuz tabi sabır değil aslında. O da ahiri bir ders yapmak lazım ama nereden geldik buraya? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i buyurdu? Ve ve şehru sabri. Bu sabır ayıdır de, de, buyurdu ya. Ha Ramazan niye sabır ayı? Çünkü ne var orada? Oruç var. Oruç da sabrın yarısı ama oruç öyle bir ibadet ki şimdi az önce saydığımız üç sabır çeşidinden ikisini de ne yapıyorsun oruçta buluyorsun. Hem oruç tutuyorsun Mevlana evrini yerine getiriyorsun hem de ne yapıyorsun orucun sahatini şartları yerine gelsin diye he gözünü haramdan sakınıyorsun kulağını dedikodu gıybetten sakınıyorsun ağzını efendim yalandan dolandan iftiradan he şarkıdan zurnadan türküden neyse sakınıyorsun yani ikisi de birden var hem emir tutmak var hem nefsi haramdan tutmak var evet kıymetli kardeşlerim dolayısıyla bu ay sabır ayıdır Ha, mükafatı ve sabru fevabuhul cenne. Sabır, sabrın karşılığı ancak cennettir. Çünkü oruç. Her ibadetin ne var karşılığı var ama orucun illa sıyam ancak oruç müstesna fe innehu li ve ene ezzibihi oruç benim içindir mükafatını ben vereceğim buyuruyor Mevla. Evet kıymetli kardeşlerim biraz daha hızlı gideyim vakit doluyor. Ve huve şehrul müvasat ve huve şehrun yüzedü riskul mü'mini fi. Evet demek ki Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Kendisinde müminin rızkının arttığı bir aydır. Yardımlaşma ayı. Hakikaten yardımlaşma var. Fitreler, zekatlar, infaklar, efendim, kumanyalar değil mi? Etrafında efendim, fakir fukara, garip kuraba ne yapıyorsun? Destek. Herkes kendi imkanı ölçüsünde ne yapıyor? Bir destek oluyor. Ve ne oluyor? Yani müminin rızkının arttığı bir ay. Evet. Yani senin her gün yediğini hiç olmazsa Ramazan'da kumanya ile beraber Efendim ne olmuş oluyor? Fakirin fukaranın evine girmiş oluyor. E sen şimdi ona zekatını verirsen, sen ona talebeyi uluma canlı, alamadığı kitabı alıyor, giyemediği gömleği giyiyor, efendim giyemediği ayakkabıyı giymeye başlıyor. Yani onun rızkı da ne oluyor? Artmış oluyor Ramazan'da. Ramazan öyle maddi manevi bereketler ne yapıyor? Efendim coşuyor adeta. Öyle sen kumanya yapıyorsun fakir fukaraya ama o nereden alıyorsun gene marketten alıyorsun toptancıdan alıyorsun yani orada da bir hareketlenme bir ekonomi ne oluyor bir depreşiyor bir hareketlenmiş oluyor ve böylece de tabi ne oluyor rızkı artmış oluyor müminin evet kıymetli kardeşlerim men fettara saymen kurakabeti rakabetin ve mağfiretin lidunubihi her kim bir oruçluya iftar ettirirse Allah Teala onu cehennemden azat eder ve onun günahlarını affeder ve kana lehu mislu ecrihi min gayri kusa şey'en. Ve oruçlunun sevabından ondan hiçbir şey eksilmeden iftar ettirene de o sevap verilir. Yani bir oruçlu iftar ettirdiğin zaman he, ne kadar sevap kazandıysa onun hiç eksilmiyor. Aynısını Allah sana da ne yapıyor lütfediyor. Kıyla dediler denildi. Ya Resulallah leyse kullena yecidüme yufatlarus sahip. Yani bir oruçluya iftar ettirecek yani bir şey e, çoğumuz bulamıyoruz. Biz bulamıyoruz yani. Şimdiki gibi değil ki en fakirin evinde bir haftalık yiyecek bulursun yani. Sahabeden öyle mi yani hurmayla efendim iftar açıp sahur yapan kimseler de vardı. Dolayısıyla ey, ya Resulallah böyle böyle bir durum var. Hepimiz oruçla iftar ettirecek bir şey bulup verecek durumda değiliz. Deyince kal. Resulullah buyurdu. Yutillahu hada sevab. Allah Teala bu sevabı verir men o kimseye ki Fatrı sa'imen ala mezkati lebenin ev temratin ev şerbeti maiin yani bir efendim e, içimlik süt, bir hurma, bir bardak suyla da iftar ettirse Allah o sevabı ona verir diyor. Uyanık davranmak lazım. Bazı uyanıklar var. Akşam namazında caminin önünde almış hurmayı gelen geçene efendi abi ikram ediyor. Hem sen iftarını açmış oluyorsun hurmayla. Dolayısıyla ne oluyor? Sevabını da senin senleri çeksilmeden o da aynı şekilde sevabını kazanmış oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve hadis-i şerif tabi devam ediyor. İnşallah tabi hani vaktimiz de doldu. Ee, Ramazan ayı bunlar inşallah bol bol konuşacağız, anlatacağız. Diğer hoca efendi kardeşlerimize zaten herkesin kendi saati var. Ramazan-ı şeriften, oruçtan, zekattan, Kur'an'dan, mukabeleden, efendim hepsinden bol bol konuşulur, anlatılır, dinlenilir ve böylece bu mübarek ayı en güzel şekilde ihya etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak kılar ve böylece inşallah efendim Ramazan-ı Şerifin ile alakalı birka birkaç hadis birkaç hadis şerifi sizlerle paylaşmış olduk. Evet. Rabbim Celle Celalü tekrar Ramazan ayına ulaşmak nasip eylesin. Çünkü evet geldik ama arada bir gün var. O bir günde neler oluyor, neler bitiyor. edvar hayat, perde perde. Allah bilir ne var ileride bilmiyoruz. Rabbim Ramazan ayına ulaşmak nasip eylesin. Gecesini gündüzünü en güzel şekilde ihya'ya muvaffak eylesin. Şimdiden hepinizin Ramazan-ı Şerif mübarek olsun. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.